Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Ben Silçiğ'den Rabia. Bugün sizlere 5. sınıf fen bilimleri bilim projesi araba yapımını göstereceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle size malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Lehim ipi. Arkadaşlar burada lehim. 15,5 santimetre çubuk. 6,5 santimetre çubuk. Bunlardan 18'lerden 4 tane, 6,5'lardan da 3 tane olacak. Onu da bu çöp şişten kestik arkadaşlar. Böyle bir şişe mantarımız var. Arkadaşlar bunun gördüğünüz gibi içine oyduk. Ve şişe mantarından kestiğimiz yuvarlaklarımız var. Bunlardan bize bir tane lazım. Devre anahtarı, pil yatağı, en önemli malzemelerimizden biri motor arkadaşlar. 2 tane pipet, 2 adet büyük şişe kapağı, 2 adet küçük şişe kapağı, çakmak, bir de böyle ince bir tane. Çöp şiş. Maket bıçağı. Ve burada da birkaç tane aletlerimiz var. Bunları işlemleri yaparken sizlere tanıtacağım. Arkadaşlar şimdi arabamızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar motorumuzun arkasına telimizi lehimliyoruz. Arkadaşlar telimiz motorumuzun arkasına sabitlendi. Arkadaşlar böyle bir çivi ya da vida yardımıyla şişe mantarımızın ortasını deliyoruz. Arkadaşlar mantarımızın sağlamlaşması için, dağılmaması için her iki tarafına da japon süreceğiz. Bunu bir sopa yardımıyla dağıtıyoruz arkadaşlar. Spreyle soğutuyoruz. Ve spreyle soğutuyoruz. Diğer yüzüne de aynı işlemi yapıyoruz da. Arkadaşlar diğer yüzüne de aynı işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar bunları yaparken büyüklerimizden yardım alalım. Bunlar zararlı şeyler. Kimyasal şeyler. Çünkü bunlar zararlı şeyler, kimyasal şeyler arkadaşlar. Evet, bunu sertleştirdik, sağlamlaştırdık. Evet arkadaşlar, bunu sağlamlaştırdık. Dur. Yapmış olduğumuz bu çarkı motora sabitliyoruz. Evet. Ve güzelce bir dünya gibi dönüyor. Bir silikon sıkalım üzerine çıkmasın. Arkadaşlar bunun üzerine bir silikon çıkalım ki çıkmasın. Yalnız arkadaşlar böyle işlemleri yaparken mutlaka yardım alalım. Çünkü silikon elimizi yakabilir. Ki bu da bizim için iyi olmaz. Motor tamam. Evet arkadaşlar motorumuz tamam. Motorumuz hazır. Şimdi şunları birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar çubuklarımızı birleştiriyoruz. Çubuklarımızın ölçüsü 18,5'a 6,5.
şekilde gördüğünüz gibi çubuklarımızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve elimizde bir adet kalın çubuk oluyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi 6,5 santimlik kestiğimiz çubukları 18,5 santimlik kestiğimiz çubuklara biri burada, biri burada, biri de ortada şeklinde yapıştırıyoruz. Ve elimize böyle bir parça oluyor. Gördüğünüz şekildeki gibi parçalarımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar elimize böyle bir şekil alışacak. Çok hoş görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi ise tekerleklerimizi yapıyoruz. Pipetle yuvaların dünce yerleri şu şekilde belirliyoruz. 9,5 santimden arkadaşlar pipetlerimizi teker yasağı olarak kullanmak için kesiyoruz. Bunları arkadaşlar öne ve arkaya göz kararı bir şekilde yapıştıracağız. Bunların ortalığı olması önemli arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu şekilde oluyor. Arka tekerimizi şekildeki gibi monte ediyoruz arkadaşlar. Baş sivri bir aletle arkadaşlar şu şekilde deliyoruz. Çöp şişimiz kolay geçsin arkadaşlar. Bu şekilde geçiriyoruz. Ve arka tekerleklerimiz bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar fazlalıkları kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Silikon yardımıyla sabitliyoruz. Ve arkadaşlar silikon yardımıyla sabitliyoruz. Diğer tarafına da aynı işlemleri uyguluyoruz. Arkadaşlar arka teker tamam. Şimdi ön tekerine geçiyoruz. Arkadaşlar ön tekerlerini de aynı şekilde monte ediyoruz. Ön tekerleğin dönmesini sağlayacak lastiğin stoperlerini yapıyoruz. Arkadaşlar daha önce kestiğimiz küçük mantarları ön tekerleğe geçireceğiz. Arkadaşlar motor bağlayacağımız tarafı tahtanın sıfır tarafından kesiyoruz. İşte bu şekilde. Bir tarafta 1,5 santim. Bir tarafta 1,5 santim arkadaşlar. Diğer tarafı ise 0. İlk spotu stoperi takıyoruz. Arkadaşlar ilk stoperimizi takıyoruz. Yavaş yavaş çevirerek takıyoruz yoksa kırılır. Arkadaşlar yavaş yavaş çevirerek takıyoruz yoksa kırılır. İşte arkadaşlar bu şekilde. Ve bunu japonla sabitliyoruz. İşte arkadaşlar bu şekilde sabitliyoruz. Japonla. Arkadaşlar ikinci stoperi takıyoruz. Arkadaşlar bu iki stoperin arasından tekerleği çevirecek olan lastik geçecek. Arkadaşlar lastiğin geleceği kadar küçük bir ara bırakıyoruz. Aynı şekilde bunu da sabitliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar lastiği takıyoruz. Sonra tekeri geçiriyoruz. Arkadaşlar bunu da silikonla sabitliyoruz. Çubuk yardımıyla da bunu dağıtıyoruz. Her tarafına da aynı işlemleri uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Silikonla sabitledik. Arkadaşlar şimdi motora bağlayacağımız yeri ayarlayacağız. Motorun kaslarını bu lastiğe geçiriyoruz. Arkadaşlar lastiğimizin fazla gergin olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi bir gerginlik yeterli olacaktır. Arkadaşlar silikon tabancası yardımıyla motoru sabitliyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar pil yatağını da sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi pil yatağımızı sabitledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ise anahtarı sabitliyoruz. İşte bu şekilde anahtarımızı sabitliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar motorla pil yatağı arasındaki kablonun bilini sabitliyoruz.
Arkadaşlar, pil yatağından çıkan kırmızı kabloyu anahtarın kırmızı kablosuna bağlıyoruz. Göster. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, anahtarın diğer kablosunu da motorun kırmızı kablosuna bağlıyoruz. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi tekerleğimiz çalışıyor. Bir test sürüşü yapalım. Şimdi arkadaşlar, küçük bir test sürüşü yapmak istiyorum. Bakalım nasıl gidecek. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, açık olan kabloları yalıtıyoruz. Güzel. Hocam onları gitmiyor çünkü. Çekim mi yapıyorsun? Çekim. Pilleri takıyoruz arkadaşlar ve arabamızı çalıştırıyoruz. Arkadaşlar, şimdi deneme sürüşü yapıyoruz. Oradan. Çekil Feriha. Hareket ediyor. Arkadaşlar, pillerim zayıfladığı için pek hızlı gidemedi. İşte böyle arkadaşlar, yeni bir projenin daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Videolarım hoşunuza gidiyorsa güzel yorumlar atın. Beğenin ve abone olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar, şu anda arabamız gidiyor ve arkadaşım Ömer de yanımda. Değil mi Ömer? Evet. O da bunun gittiğine tanık oluyor. Gerçekten çok eğlenceli. Elinize teklemenize gerek yok tatlım. Pili bitmesin, şimdi açmasaydım. Güzel gidiyor, bayağı güzel. Please stop and like my channel. Thank you. Goodbye friends.